bacana görüyor. Hayırdır inşallah. Efendim bacanak. Ha Kurtuluş, nasılsın? İyi vallahi bacanak, ne olsun be, dükkandayım işte, çalışıyorum. Hayırdır bacanak? Sen yalnız mısın, biraz konuşalım mı? He yalnızım ya, bizimkiler arkada serada çalışıyor. Hayırdır bacanak, ne oldu? Yalnız telefonda olmaz, müsaitsen buluşalım mı? Buluşalım da... Buluşalım da bacanak, sen şehir dışında değil misin? Hayır değilim. Hayır mı? Ya bacanak, sen Lale'ye yalan mı söylüyorsun ya? Ha yok Kurtuluş, yalan söylemedim. Ya ben sana anlatacağım her şeyi de bir... Önce bir buluşalım mı? Ama senden rica ediyorum, bak buluştuğumuzu, konuştuğumuzu kimseye anlatma, olur mu? Aramızda kalsın yani şimdilik. Ha, ayıp ediyorum bacanak, o bende, tamam söylemem de yani. Nasıl yapalım, nerede buluşalım? Fark etmez bana ya. Sakin bir yer olsun işte, öyle laflayalım, muhabbet edelim. Ben de bizimkilere çaktırmadan ufak ufak çıkayım. Tamam, anlaştık. Abla ne güzel işte söz. İşte böyle bacanak. Ah be bacanak ya, keşke doğruyu söyleseydin ya. Hani böyle başkasının gönderdiği videodan öğreneceğini, direkt her şeyi senden öğrenseydi ya. Normal bir şey mi sence? Hani senin benimle konuştuğun bir şeyin videosunun çekilmesi normal bir şey mi? Hani bu %0 ya. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Hayatında yaşadın mı böyle bir şey yani? Yok canım, yani büyük şanssızlık, ben sana diyeyim. Neyse. Ben sevdiğim kadınla ailem arasında sıkıştım kaldım. En pisi de o bacanak. Ben dedim çözerim, bir şekilde çözerim. Onur sarağınız ya. Yok. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Ya bak, benim ne para pul, ne miras, ne sözleşme, ne ailem tepkisi, hiçbir şey umurumda değil sana, yemin ediyorum ya. Benim tek umurumda olan şey ne biliyor musun? Benim sevdiğim kadın ve benim bir tanecik bebeğim. Ya haklısın be bacanak. Harbiden haklısın yani, ama ya ben bunlardan pek anlamam. Hani benim zengin bir ailem olmadı. Ama anladığım kadarıyla yani bu böyle tek başına verilecek bir karar değil bacanak. Ya bak, Lale'nin en önem verdiği şey, daha doğrusu bütün ailenin en önem verdiği şey dürüstlük. Ya hani düğüne 2 gün bile kalmış olsa sen Lale'ye gerçeği söyleseydin ya, Lale sana inanırdı. Ya Lale değişik kızdır. Onun öyle malda, mülkte, parada, pulda gözü yok. Lale hassastır ya. Ya bakma bacanak, benimki aslında yüzsüzlük yani. Bizim Nünüm'le aramızdaki aşk olmasa var ya, ben o eve adımımı atamam, biliyorum ya. Ya bak, zaten aynı yerdeyiz şu an, seninle aynı yerdeyiz. Lale'nin bana olan sevgisinden en ufak şüphem yok, 0. Yani sen başardıysan, hani nihayetinde ben de başarabilirim bu durumu. Alasını yaparsın bacanak, ayıp ediyorsun ya. Yani işte ben şeyde tıkandım ya, hani ne yaparım, ne ederim yani. Nasıl ikna ederim Lale'yi diye düşünüyorum. Akıl akıldan üstündür ya. Sen benim bacanağımsın, sen benim akrabamsın. Dedim bir sorayım, hani bir etraflıca konuşalım. Belki bir şey buluruz, bir şey çözeriz falan. O yüzden aradım seni işte. Ya başarısın tabii bu bacanak. Yani sonuç olarak ortada bir aşk var. Hani çocuk var ya. Her şey hallolur. Sen dert etme, mevzu etme bunu. Çözülür yani. Ya bacanak, sen benden yardım istedin ya. Hani elimden ne geliyorsa, yani ne yapabiliyorsam. Ya emrine amadeyim, öyle diyorum yani. Ama bu aramızda kalsın, olur mu bacanak? Yani hani malum benim aile tarafında kredi biraz zayıf. Yani sen Lale'ne kavuşurken ben Nünüm'den olmayayım, onu diyorum. Sen hiç merak etme, ben de. Eyvallah bacanak. Bu arada var ya bak, aklıma acayip bir şey geldi ama bu halde olmaz. Yani yarın kalkınca dediklerimi yapman lazım, bak anlatıyorum şimdi. Ne diyorsun bacanak ama ha? Bak sabah kalktığın zaman harfi harfiye söylediklerimi yapıyorsun, tamam? Yani bacanak, ben bunları yaparım desem yanın olur. Yani çünkü bunlar benim mizacıma ters. Ya yaparsın be bacanak. Yapamam be bacanak. Yapamam ya. Bacanak, yapamazsan yani o zaman Lale'yi unut diyorum yani, ne diyeyim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.